14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yargılamanın yenilenmesi anlamında bir başvuru yapmak üzereyiz. Bugün Türk demokrasinin hukuk tarihi açısından fevkalade önemli bir gün olduğuna inanıyoruz. Zira 28 Şubat emir komuta zinciri ve emir kumanda yargısı çerçevesinde alınmış kararların bugün için belki sona ermesi adına hukuk tarihi adına bir fırsatla karşı karşıyayız. Bu fırsatın Türk hukukçuları tarafından özellikle son günlerde, son aylarda hukuksuzlukların önüne geçmek adına çok ciddi bir gayret seçiyoruz, çok ciddi bir gayrete şahit oluyoruz. Bu gayretlerin bugün itibariyle de bir zirve noktasına gelmesinde ve 28 Şubat'a bir nokta konulmasının bir fırsatını Türk yargısına sunmuş bulunmaktayız. Dolayısıyla da huzurunuzda ve diğer avukat arkadaşlarla birlikte ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle birlikte bu dilekçeyi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne vermek üzereyiz. Bu toplantıyı bunun için tertip ettik. Seçtikleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Mansur Der adına avukat arkadaşımız kendi düşüncelerini ifade ettik. Mazlumlar olarak özellikle 28 Şubat süreci yargılamaları ve bu yargılamaların da gerçekten sembol yönlerinden olan Salih Rıza Beyoğlu'nun yargılanması sürecinde bir hukukları aslında bütün bir toplum olarak şahit olduk. Bugünlerde özellikle 28 Şubat sürecinin inşa etkilerinin bir bir adil yargılanmadıkları iddiasıyla bir konsepte bizatihi 28 Şubat'ta yaşanan bunlar dolayısıyla bu dağlara da Salih Rıza Beyoğlu davasına da bu dağların geleceğine inandığımız diğer süreci davalarında da yeniden yargılama yolunun açılmasını ümit ediyoruz, inanıyoruz. Bu artık buradaki adalet duygusunun da bir anlamda bir okulması için zorunlu bir şeydir. Size teşekkür ediyoruz. Avukat arkadaşlarım gayretleri için de sormuş olduğu az önceki
başlamış olduğunu gösterdiğine inanıyoruz ve bizim davamız da bu anlamda bir test niteliğinde olacak. Türkiye'nin ne kadar normalleştiğini, bu kadar ne kadar normalleştiğini aslında bir göstergesi olacak. Zira şu anda biz malum olan bir şeyi ispat etmeye çalışıyoruz. Çünkü toplumun bütün kesimlerinde Cumhurbaşkanından Başbakanına kadar, Adalet Bakanına kadar, Anayasa Mahkemesi üyelerine kadar, ana muhalefet partisi lideri, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri, BDP milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, aydınlar, herkes bir ağız birliği yapmışçasına Salih Nezamioğlu'na 28 Şubat döneminde çok büyük bir hukuksuzluk yapıldığını, haksızlık yapıldığını ifade ediyor. Yine ben dilekçemizi de vereceğim, sizlere dağıtacağım. Burada 28 Şubat Mahkeler Araştırma Komisyonu ve 28 Şubat Halk Komisyonu'nun resmi çok önemli tespitleri var. 28 Şubat'ta nasıl hukukun iddianları yapıldığına dair. Dolayısıyla da bu tespitleri aslında bugün itibariyle bir anlam kazanabilmesi için yeniden yargılama talebimizin Sayın Mahkeme tarafından da kabul edileceğine inanıyoruz. İnanmak istiyoruz ve demin de söylediğim bir anlamda Türkiye'deki hukukun ne kadar normalleştiğini veya normalleşebildiğini aslında bir göstergesi olacak bizim talebimizin kabulü. Teşekkür ederim. Dilekçemi ben bir arkadaşımın çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yaşasın Human'dan Mirza Beyoğlu. Yaşasın Kurban'da Mirza Beyoğlu. Yaşasın Kurban'da Mirza Beyoğlu. Yaşasın Kurban'da Mirza Beyoğlu. Hocam. Allah'ım.